Medim keder lunapark hazırım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Fuar vlogu çekiyorum. 3 yıl sanırım, 3 yıldır üst üste her yıl. Bir tek geçen yıl çekemedim. 4 yıldır. Evet, 4 yıldır üst üste çekiyordum ama bir tek geçen yıl çekemedim. Kuzenlerimle her sene fuara gidiyoruz Ceylanlar'la ve her sene çekiyorum. Geçen sene Ceylanlar korona yüzünden gelmedi. Ben de korona var diye fuara gitmedim. Ama bu yıl son gaz, devam. İnşallah korona kapmayız. Defne. Neyse, inşallah kapmayız. Çok aşırı heyecanlıyım. Aşırı derecede. Ceren hiç heyecanlı değil. Neden bilmiyorum. Benim heyecanlı olmamın sebebi geçen sene değil, 2 sene önce boyum 1.35 iken 10 cm topuklu giyip 1.45 boyla bazı şeyleri binip bazı şeyleri ona rağmen binememiştim bile. Hani Ranger'a binmiştim gizlice. Boyumu uzatıp ve çok kötü olmuştu. Çünkü boyum yetmediği için hani böyle askılıklara böyle şey olmuştum. Anlatamadım şu an ama. Ve 360'a falan binememiştim. Gondola binememiştim. Bu sene hepsine bineceğim. Çünkü boyum 1.58 oldu. Ceren'in de 1.68 zaten. O yüzden too happy and excited. Çok heyecanlıyım. Şimdi gidiyoruz. İnşallah korona olmayız. Şimdi de geldik ve çok şükür ya Rabbim geldik. I was the rage. Bir çama. Eskiden bizim Ceren aramızda ne kadar boy farkı vardı biliyor musunuz? Böyle. Ciddiyim. Bir de topuklu giyiyordum, 10 santim şu kadar platform. Geçen sene yeminle giymiştim. Geçen değil, 2 sene önce. Aa, abi çok mutluyum lan ben. Oha, buranın ışığı çok iyi. Şükürler olsun. Girdik ve disco'ya ben hayatım boyunca hiç binmedim. Ve çok en korktuğum o, çünkü en deli dönen o yani ve yüksek olan. Ve hep fuar kazalarında da o düşüyor bu arada. By the way. Tam kopmalık ortamı. Hüseyin binemeyecek. Abi yaşıyor gel. Daha 10 santim baba. Söyleyelim. Kapanacakmış, ben söyledim. Ceren 2 de böyle. Evet.
tarafta. Çıkışı bile şaşırdın diyorum. Çok iyi. Dayı bak. Babama bak bak. Oy! Kaç? Sonra ben de deneyeceğim bunlardan. Hadi dayı. Ya baba ya. Hadi daha hızlı daha hızlı. Bunu biraz yukarı doğru vurmak gerekiyor. Tabii. Biraz yukarı doğru. Ya baba taktik verme. Kendin kazan işte ya. Bayağı öyleymiş. Demin üçtü. Buna bineceğiz. Manyak bir şey bu. Boy sınırını geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Buna da çünkü daha önce binememiştim. Var ya bu kesin çok kötü bir şey. Hiç binmedim ama tahmin edebiliyorum. Çok kesin kusacağım. Yemin et kustuğuna. Lan niye bindik o zaman? İnelim. Bence de inelim.
Sinirlendim. Burası bizim var ya, çok kötü bir şey geliyor. Telefonumu düşürmezsem iyi. Ya Ömür bak, kusarsan ben de senin üstüne kusarım. Yemin ederim bak, ben kusan birini görünce kusuyorum. Allah. Oha, telefon düşüyor lan. Aşırı kötü. Ceren'in de çok midesi bulanıyor. Çok kötüyüm. İnşallah geçer ama hiç geçecek gibi değil yani. Öyle. Şimdi mide yiyeceğiz. Yanımda 30 lira var. 30 tane yiyeceğim. Ben sayıyorum isterseniz. 2 yediniz, 3 lira, 5 lira. Çöpe atayım mı? At at. Şimdi ben mide yedim. Yani bayağı bir 15 tane falan yedik. Toplam 100 tane yedik babam, ben Hüseyin. Şimdi gidiyoruz, mısırcı bulacağım. Tamam, mısırcı arıyoruz. Ama bulamıyoruz. Lütfen lütfen sen. Abi herkes mısır yiyor ve biz bulamıyoruz. Ne kadar? Evet, şimdi mısırlarımızı da aldık ve artık gidiyoruz. Mısır yedik, midye yedik, sonra dondurma yedik, sonra bir sürü şeye bindik. Öldüm. Bu yıl ilk defa istediğim her şeye, ama her şeye hiçbir kısıtlama olmadan binebildim. Bu çok güzel bir duyguydu. Hadi şimdi gidiyoruz. Hello. Şimdi biliyorsunuz dün fuara gitmiştik. Bugün ertesi gün oldu ve Outlet Center'a geldik. Çünkü neden olmasın? Çünkü bir şeyler almak istiyorum. Nike'tan eşortman falan bakacağım. İndirim varmış sanırım biraz. Zaten burası Outlet mağazası olduğu için genelde bayağı ucuz oluyor. Şimdi Outlet'e gireceğiz işte. Onun dışında babam elini kırmış. Outlet şeyde. Fuarda. Şeye, makineye vururken. Hatta makineyi de bozdu. O yüzden ben vurduğumda sıfır çıktı. Karizmam çizildi. Neyse. Şimdi gidiyoruz şeye işte. Outlet Center'a çekeceğim yine. Bulduğu devam ettireceğim bugün de. Evet. Şimdi geldik. Gidiyoruz. Böyle yani. Çok kalabalık. Burası ne zaman, hangi gün, hangi saatinde gelirseniz gelin, çok kalabalık. Outlet indirimle ucuz olduğu için. Nike'a giremiyoruz çünkü çok sıra var. Sıra bekliyoruz. Nike'da istediğim eşortmanı bulduk. Bir de şimdi indirim var diye bir şeylere bakıyorum. Oba, bu da güzelmiş. Milkshake'i aldık. Ay, milkshake aldık diyorum. Nike'dan alacağım şeyleri aldık. Ben şimdi milkshake almaya gidiyorum. Niye bu kadar mutlu oldum bilmiyorum. Milkshake çok severim çünkü. Milkshake içeceğim. Aldım. Bu arada bu Burger King milkshake'i normal. Ay, burger değil. Aa, evet, burger. Bu milkshake bildiğiniz beyaz dondurma vanilyalı. Çok güzel. Şimdi eve geldim. Ve yanımda Defne var. Gel beni sağla. Ya pislik yapma. Birincisi Nike. Böyle yapacağım. Zaten bir tane bir şey aldım Nike'tan ki. Bir tane siyah şey aldım. Eşortman, çünkü uzun süredir arıyordum ve indirimdeydi. Tek sıkıntı erkek reyonundan aldım. Ama ne fark eder yani, erkek kız. Kızda yoktu. O yüzden erkek aldım. Kızda tight vardı. Böyle Nike düz siyah eşortman. Böyle bir şey arıyordum. Böyle alıverdim görünce direkt. Sonra diğer altlarına geçiyoruz. Şimdi öncelikle bir sürü crop aldım. 25-30 liraya ortalama. Bayağı uygundu.
Bir tane böyle crop aldım. Düz yani hani bir özelliği olmasına gerek yok o kadar. Bir tane bunu çok sevdim. Bu tam böyle Shein'deki ürünlere benziyor. Shein'de böyle crop toplar vardı. Bakın önünde şöyle glowing yazıyor. O yüzden bunu çok sevdim. Hatta ve bunun gibi böyle cropların, dar şeylerin üzerine giymek için bir tane gömlek aldım. Beyaz düz bu da. Bunu da göstereyim. Bu da düz gömlek. Birazdan deneyeceğim aldıklarımı, size de göstereceğim kombini. Bu beyaz gömleği de böyle cropların üstüne giyerim diye düşündüm. İnşallah güzel olur. Sonra bir tane çok ünlü olan ve herkeste olan bir crop aldım. Ne bu ya? Cowgirl. Bu da Shein'de vardı sanırım. Bunlar hep Shein ürünleri, çok ünlü olan. Bir tane de oversize tişört aldım. Bu da hoşuma gitti bayağı, bakın. Böyle. Yani çok bir özelliği yok yani, düz oversize tişört. Bu da 40 liraymış, gayet bayağı ucuz. Şimdi bunlardan kombin yapıp size göstereceğim. Birinci kombinim böyle. Bu aldığım üst böyle parıldıyor. Bu da aldığım gömlek ama gömlek çok hoşuma gitmedi bu kombinle. Belki başka bir şeyle ya da böyle bikininin üstüne güzel olur ama böyle hoşuma gitmedi o kadar. Yani bu kombini... Ya kombin güzel değil ama crop güzel. Crop hoşuma gitti. Böyle. Şimdi diğer şeyleri giyeceğim bir de. Şimdi diğer kombin denedim. Ya aslında bu kombinle şu an sadece aldıklarımı denedim. Bu Nike eşortman. Düz siyah yani, güzel. Bu da işte aldığım oversize tişört. Bu da hoşuma gitti. Yani siyah tayt üstüne böyle giyip çıkmadıktan hoşuma gitti. Böyle diğer 2-3 tişörtüm denemeyeceğim. O yüzden bu videonun sonuna geldik. Böyle 2 günlük bir vlog çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.